arada niye gitmiyor otobüs? Doping kontrolü için futbolcular seçiliyor ya. Kayt ve Sova bir ihtimal Salih de olabilirmiş. Kayt, Sova ve bir ihtimal Salih. Evet, doping kontrolü yapılabilmesi için burada tabii söylemeyeceğim ama sürekli sıvı takviyesi yapılıyor. O işlem tamamlanamamış bir türlü. Peki, Fenerbahçe'de şok gelişme diye yazdınız. Benim açıkladığım şey mi? Şu an çok şok mu? Yani doping için bekleniyor futbolcuların idrar örneklerinin ya, alınması. Şunu silin oradan. Yok, bunu kaldıralım. Sol ve Kayt doping mi yaptı? Yani şimdi doping şu anda doping sıvı alıyorlar ve babacığım, sıvının solucu bekleniyor. Test yapılması bekleniyor. Yani. Şimdi sen doping kontrolüne girdin mi hiç? Ben mi? Evet. Yok, hiç girmedim. Yani programa çıkarken yapmıyorlar. Şimdi biz doping. maçlardan önce bize doping kontrolü var derlerdi. Biz bütün içtiğimizden devre arasında falan oyuncular tuvalete gider ya, biz tuvalete gitmezdik devre arası hiç. Çünkü maçtan sonra doping kontrolü var diye. Doping vermek maçtan sonra çok zor yani. O yüzden sürekli bir şeyler içmen lazım ki orada doping için beklemek zorundasın. Kolay değil yani öyle. Yani tutman lazım yani maçın sonuna. Devre arasında falan tuvalete gitmemen lazım ki rahat verip devam et diye. O yüzden eğer oyuncular haberleri yoksa muhtemelen tuvalete gitmişlerdir. Tutmakta bir sıkıntı değil midir ikinci 45 dakika için? Tutmak derken o kadar tutmakta değil yani. Sıkışmıyorsun yani sonuçta ama sonuçta doping kontrolü sana kura çıkar diye bekliyorsun şimdi. Ben doping kontrolünde 200 saat oturduğumu biliyorum yani orada. Haberi içiyoruz, oturuyoruz.